İzleyenlerimiz de var, yardımcı olur ha. Niye? Başladı abi. Bir şey girdi oğlum, açılmıyor bu. Ne girdi? Arkadaşlar, uzun bir aradan sonra Fatih ile beraberiz. Geçen çektiğimiz videoları benim Instagram'a paylaştığım hikayelerden dolayı ondan makara yaptığımı sanıyor da öyle bir şey yok. Ona kim zaten bu akılı veriyorsa, yüzdeki mahalledeki amcık ağızlardır bak senden taşak geçiyor diye. Ama öyle bir şey yok, şeytan bizim kardeşimiz. Bu aralarda sıkıntıları var moruk. Piri uzun bireyi oynuyor şeytan, Michael Scofield'a benziyor zaten. Tufa, görüşmeyeli ne yapıyorsun, mahallenin durumlar nasıl amca? Ne yapayım moruk, kimseye takılmıyorum işte. Gidiyorum geliyorum, imza. Sistem hala devam ediyor, hapishaneye gireceğiz. Hala devam ki. Kaç yıl geldi bu sefer? Açıkta yatacağım işte bir 17 ay. 17 ay. 2 senede kapalım var. O gelirse kapalıya gideceğim. E birader, peki ne zaman bitiyor bu cezalar amına koyayım? 17 ay orada yat. 2 sene orada yat. Sanki amına koyayım şey, yatılı okula gidiyorsun, bir ayda çıkacaksın gibi davranıyor. Vallahi öyle. Direkt bunalım. Bu hayranların hakkında ne düşünüyorsun? Hiç anlamadığın halde bir videoyla bir hayran kitlen oluştu. Daha demin Instagram'da anket yaptık zaten moruk. Seni seviyorlar yani kardeşim. Senin doğallığını seviyorlar ama Tıfa. Biz aynen. Neyse koyuz. Doğru değil. Gerekirse arabaya değişeriz. Gerekirse sıçarız da. Yani bunu yapıyoruz zaten normal kendine moruk. Biz de seviyoruz hayranları da. Hayranlar kestaneyi oynatıyor ama. Nasıl olacak? Kuru hayranlık yapmayın arkadaşlar. Kardeşimizin bak cezaevi tufaları var. Hani sıkıntıları var. Zaten duyduğuma göre bu denetimi de kendi yakmamış. Bazı kişiler vesile olmuş bu denetimin yanmasına. Ama Tıfa milattan önce 300 hayat tarzını yaşadığı için ne telefon... Telefonunu bir göster bakayım hayranlara. Tıfa'nın telefon bu amcaoğlu. Arkadaşlar buradan hayranlardan Tıfa'ya bir dokunmatik telefon da bekliyoruz. Instagram hesabı açacağız şeytiye. Yani bu telefondan çocuk... Avukata sorum diyor ki telefon sinyallerinden bulurlar. Bunun neresinin sinyalini bulacağım bu oğlum? Hayırdır amına koyayım, bunda sinyal mi var be kardeşim? Toplama, bölme, çarpma hep şey işte. Evet. Çıkarma yok amına koyayım. Evet. Ozancığım kapat kardeşim part 1. Tamam. Şeytan gel. Üçümüz. 88 tane dövmesi var. Bak şimdi sen bir dinle ilkten. Ben seni niye tüketleyeyim oğlum? Mahallemizin tamam mı? Ender benim gibi olan insanlardan biri. Sevilen esnaflarından biridir zaten oğlum. Onun da her yeri dövme şimdi. Şeytan Fatih ile kadim şeytan ile yani iblisin ifritin oğluyla bir dövme analizi yapacağız. Evet. Dostumuzdur. Evet, yaklaşsana oğlum, kameraya yaklaş. Am yüzlü senin. Cev ocağı sahibi olan. Kuzen. İlk bizim mahallede bu arada dövme yaptıran Uğur'dur arkadaşlar. Ondan gördük hepimiz yaptırdık evet. Oramızı buramızı. Tabii amcaoğlu, bu dövmeler hakkındaki senin görüşlerin ne? İnsanlar böyle dövmeli olan insanlara bir farklı gözden bakıyor. Sence bunun nedeni ne amcaoğlu? Sanki bunun nedeni ne biliyor musun? Amunoğlu hepsi bu oğlum. Kimlerin? Dövme yaptıran mı? Yok, bize böyle farklı gözle bakanlar amunoğlu. Evet. Anladın mı ya? Evet. Arkadaşlar bu arada yaklaş, aynen. Kamera yaklaş. Orijinal Fenerlidir kardeşim. Aynen. Tamam daha konuşayım. 98 tane dövmesi yok. Şeytan olan. Senin dövmeler hakkındaki görüşlerin ne amcaoğlu? Ben sana bir söyleyeyim, mahallede en çok buna gidiyor moruk dövme. Değil mi? Oğlum somağa baksana ama. 98 tane dövmesi olup da moda giren. Evet, tripler de var mahallede ama şu bir gerçek kardeşim, bizim mahallemizin insanı. En kral korku filmine makyajsız koy, hepsi makyajsız en iyi rolü yaparlar arkadaşlar. Evet. Amcık ya. Kim kardeşim Sinan Tuzcu? Sinan Tuzcu. Abdullah Çatlı'nın yeğenlerinden diyorlar senin için. Bura ne kahvesi Fatih? Karadenizler kahvesi kardeşim. Karadenizli olmayan giremiyor mu amca buraya? Giriyor da yani. Adam alan giriyor yani. Böyle kestane yönetene havaya atıyorlar. Yani. Şimdi kahvedekileri mi analiz mi diyorsun yani. İşler? Şeytan reysen kahve analiz. Memo gel abi. Tut bizi çek. Çek oğlum ya, senin amına koyayım lan. Arkadaşlar tüm cennetten kovulanlar kahvemiz de mevcut. Mustafa abimiz mekanın sahibi kardeşim. Mustafa abi beni çekmeyin diyor bak, mekanın sahibi. Coşkun abi hakkındaki yorumların ne amcaoğlu? Coşkun abi gattus oğlum o. Bakayım Coşkun abi harbi gattus olardan bu oğlum. Peki Serkan abi için ne düşünüyorsun nereden? Serkan abi ne? Hayvancılar kralları bak, iki kişi var burada. Ne işi yapıyorlar? Hayvancılar kralları. Ne hayvanı moruk? Sadu abi ve Bey abi. Büyükbaş hayvan satıyorlar. Allah Allah. Tabii. Bu kurban da seni de koyacaklar o zaman moruk pazarına. Biz de oradayız. 8 hisse olarak girenler. Şöyle kahvemiz de bu marka amcaoğlu. Kahvemiz, tabii bizler kahvesi. Bütün düşmüş melekler başta sen olmak evet. Üzere burada da amcaoğlu. Evet, herkes burada. Serkan abiyi çekerden bak, Serkan abi. Gözlükleri 15 milyar olup da okey masasını bekliyor.
Direkt Serkan abi mi var? İşte direkt Seko abi. Amca eski topraklardan zaten. İsmi ne? Direkt Trabzon'da amca. Görmüyor musun fotoğrafı? Trabzon bu. Memleket ne lan? Trabzon abi. İşte direkt Trabzon moruk. Rize Çayeli. Çayeli mi? Ne dersin? Reis be. Bayram abi nereye kaçtı? Mekanın ikinci sahibi. Mehmet'i de Mehmet'in somağa baksana moruk. Eyvah abi. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere çok nezih bir kahvemiz var insanlarıyla beraber. Evet kardeşim. Neyse şeytan arkadaşlar dedi ki diğer saniyelerde görüşmek üzere. Evet diğer partlarda görüşeceğiz. Part 3, part 5, part 10. Rahat olun. Ama siz indirin yani Hayranlar ne demek istiyorsun? Hayranlar hani neredesiniz bu oğlum? Ters soluktan yamuluyoruz. Hani neredeler? Filistin amcanın paralarını çalarken, yakalanırken. Ama yaptı ya. Hadi al şunu. Paraya gülümse. Gülümse. Evet ordulu Filistin. Ordunun nereli? Nereli? Ordulu. Bir şarkı söyle ordu hakkında. Ordunun dereleri aksan yukarıya aksan. Bayram abi çek oğlum mekanın sahibi. Tamam bu oğlum yeter bir gülücük ver kardeşim. Şeydi mahalledekiler bakıyor ama sana ha. Mahallemizin abisi oğlum adam. Şekil istemez abi şeytana da. Fatih Fatih'in parası abi, geçmez burada. Allah razı olsun abi. Abi kolay gelsin. Şeytan yine kurtardın sigara böyle amına koyayım. Neyse ilerleyen saatlerde ben de sana bir alkol şekli yapacağım inşallah. Afiyet olsun kardeşim. Bu da PKK işte bizim kardeşlerimizden biri bu da. Yok ben içmiyorum. PKK işte oğlum dışarı öyle diyor. Ya kolarız ha PKK. Şeydi ne yapalım şimdi? Gardiyanı mardiyanı yakalasak aslında onların abi üstünde. Abi ben sana bir süreyim yanlış anlama da biz bu sıcakta var ya şarap marabı içtiğimiz zaman var ya tansiyon yani. Ben içmeyeceğim oğlum sen içeceğim. Ben içerim fark etmez. Sen fark etmez. Bu arada şeytanın paçası arkadaşlar bugün. Direkt Italiano, Classico, Del Piero, Maldini. Şeytan. Arkadaşımızın emini taşıyacakmış şeytan. Fatih böyle yardımsever bir kardeşimiz zaten şeytan. Her taşıma işlerine gönüllü olarak zaten şey yapıyor. Keşfediyor. Svol, nerede asansör? Bir üst katta kardeşim. Anlarım ama sinikada çıkıyoruz. 5 mi? 5. Gel aman atlayayım sen de benim bir çekeyim. Sağdan. Bak asansör şu. Evet. 5. Garibanlıktan gelen adamlar. Kim söyle işte anlamaya döktülerini. Garibanlıktan gelen adamlar. Evet bugün eşya taşıyacağız kardeşim. Tamam mı? Erdem de taşıyacak kardeşim benim. Bugün şarap içecektik ama eşya için geldiğimiz için Eşyalar nasıl bir eşya? Eşya mı? Bildiğimiz eşya, normal eşya. Yanlış anlayabilirler eşya evet, yanlış anlamayın kardeşim. Birazdan videonun part 2'sinde göreceğiniz. Oğlum daha önce beri part 2 part gidiyorum 10 tane gidecektik onlara. Part 15 o zaman. Part 15. Birazdan ev eşyası taşıyacağız kardeşim. Yukarı bizi izlemeye devam edin. Yukarıda da farklı bir atmosfer var bakalım. Evet. Bunların hepsi bir mahalle çocukları. Bizi izlemeye devam edin. Açın. Evet. Kürt gel kardeşim. Bunlar sağır mıydı bu zaman? Gel gel. Teşekkür olsun. Aynadan çek bakayım şeytan. Şöyle. Oğlum yan tut amana koyumunda bu. Devraldım. Çıkartıyoruz mu ayakkabıları abim? He? Selamünaleyküm. Şeytanın Adele'ye bak. Bizdeki Adele'yi kes. Tıfa bir poz ver kanka şöyle çift biceps. Aynen. Bir yandan ver. Yandan. Bu ne oluyor ya? Bir de sırt ver. Dön arkanı sırttan ver. Ananı sikiyim be. Bunu kaç ayda senin gibi olabilir bu hayranların? Kardeşim bizim? Benim altyapım sağlam. Yanlış anlama da yani. Pazarcılıktan geliyor değil mi? Bizi bazı şeyler bitirdi yani. Mesela ne gibi kanka? Allah Allah. Alkol mu alkol? Ne oluyor ya? Alkol. Ne oluyor kardeşim? Sarılmayın birbirinize sarılmayın. Şeytan şu an. Ne oldu oğlum eline? Bak bir kesik öyle ya. Ne oldu bu oğlum Samet? Ne yapıyorsun biz? İyi sen ne yapıyorsun? Gel abim. Şeytan'ın video alıyorum. Metro White oynuyorum ben şu an. Hamid'in somağa baksana amına koyayım bakalım. Gel gel kardeşim. Ya, aynen. Vallahi. Ama abi, şeytan dediğim gibi senin abdominaller falan
Yani kardeşim. Tamam Erdem makarayı sağlam abi. Bismillah diyelim. Pazarcılıktan mı geliyor abi bunun hapisi? Evet, evet. Pazarcılıktan geliyor. Kaç yıldan beri pazarcılık yapıyorsun 7 abi? 7 yaşından beri ama 10 senedir çalışmıyorum. Ama helalim o sata. Evet. Hakkını diğer saniyelerde görüşür müyüz amcaoğlu? Görüşürüz kardeşim, rahat ol. Şu an eşyayı taşıyalım, bismillah diyelim. Tamam kardeşim. Hadi. Erdem dakika başı var ya, gölgem gibisin bu oğlum, bir bırak da eşya taşıyalım amına koyayım ya. Tamam reis kızma hemen. Tamam bak ufak şeyler ha. Pat küt pat küt, bunları da hep beraber alırız. Tamam yapalım abi. Bitsin daha. Efe biz seninle alsak inelim tamam mı? Zaten öteki evin boyası mayası olmuş, gidin yerleşin hemen. Ne indirir bu oğlum? Reis bu ev taşıma olaylarında ilk neylerden başlanılmalı mesela ev taşımaya? Kardeşim ilk şu an ufak eşyalardan başlıyoruz kıyı kıyı. Büyük eşyalar bazen merdivenler dar oluyor, kapı dar oluyor. Hani sıkıntıya gireceğimize hiç yapmayalım daha İlk iyi. İlk küçük yani. Eşyalar ondan sonra büyük eşyalar aynen, tarzında aynen, mı? Kardeşim benim. Mesela bir ev taşımada minimum kaç kişi gerekli? Evine göre değişir kardeşim. Bu eve mesela kaç kişi? Bazı evler var 4 oda bir salon, bazı evler var 1 artı 1. Hani bu ev de çok büyük ama fazla eşyası yok kardeşlerimizin gördüğü gibi. Fakirlik var yani değil mi biraz? Fakirlik değil oğlum, çocuklar istisim bir dünya eşya alır. Sıkıntı yok yani. Tamam ulu önderler olarak evet. Yap da gerekeni. Tamam. Arkadaşlar şeytan gördüğünüz üzere şu an koordinatörlük yapıyor. Eşya taşıma koordinatörü kardeşim benim. Yıllardır eşya taşır yani tıfa bakmayın. Bir büyük buzdolabı. Bizde bütün eşya burada bu oğlum. Şeyti bunları koysak kaç para olur lan? İkinci elci gene alır da nallar bizi bu oğlum ikinci elci. Biz, onun vereceği para bizi tedavi etmez yani. Değil mi? Etmez. Pitbull'un efendisi oğlum, Sercan. Mahalleye ilk pitbull'u getiren adam Sercan Sağlam. Somak analizi yap bir de kanka. Deisi gel kızım deisi. Sercan. Sercan sana sesleniyorum cevap ver. Kanka bu pitbulllar hakkında hani diyorlar ki yasaklı ırk saldırgan. Sen şimdi oğlum bir şey soracağız. Dur yarrağım. Bu saldırgan köpek yoktur. Saldırgan sahip vardır derler. Doğru mu muhabbet? Doğru. Mesela senin köpek öyle saldırgan falan değildi kanka. Çünkü humanist. Kanka bir de bir şey soracağım. Harry Potter'la Hermione'nin sikiştiği doğru mu muhabbet? Harry Potter işte. Evet. Değil mi? Doğru. İyi doğru. Tamam kardeşim. Diğer sahnelerde görüşürüz beyler. Bokunu çıkardık buranda amına koyayım. İçilerimizden genelde bana bir soru soruyorlardı. Sen hiç aşık oldun mu abi diye. Sen bir özet geçsene o tripleri. Kardeşim çok sıkıntılı be. Anlatsam var ya inanamazsın abi. Yani fena yani. Neler yaşıyorduk kanka? Her gün çiçek alıyordu. Her gün gül mül yaptırıyordu. Final? Finalde işte ayrıldı. Seni diye sevmeyecekmişsin, sevilecekmişsin bu hayatta. Ah reis be. Ben şimdi kaldıracağım burayı. He. Tamam mı? He. Kendini dışarı doğru at. At. Oğlum gelme gelme gel. Onlar ne yapıyor oğlum tıfa? Erdem 8 saattir buradayız. 2 tane eşya taşıyacağız. Neyini aldım abi? Arkadaşlar orada işimiz bitti. Pek bir işte yapmadık da bir şey fark ettim. Bu mahallede bizim jenerasyon tam bir orospu çocuğu olmuş yine bu oğlum. Amına koyun oğlum. Arıyorsun oğlum bizi. Madem arıyorsun neredesin? Yerimizi söylüyoruz. İkinciye telefon niye açmıyorsun oğlum? Yanımıza gelmeyeceksen bizi niye arıyorsun yani? Şeytan bu durum hakkında senin düşüncelerin ne bu mahalledeki amına koyumun oğulları hakkında? Ne diyeyim kardeşim ben? Ya niye böyle ya? Yapıyorlar yani? Senin arkadaşların oğlum ben ne diyeyim ki yani? Ya bunların ben orospu çocuğu olduğunu yüzüne de diyorum da yani sen daha çok yani ne demek istersin bu durumlar niye böyle düşmüşler? Yol vereceksin gidecek mi oraya? Ben bunları dökeyim değil mi yakalarsın? Dök. Neyse arkadaşlar bugün eğer bizim mahallede bu orospu çocuklarını yakarsam bir dökme şeyi de vlogu da çekeceğim. Dökerken şeytan çekecek bizi. Ama dediğim gibi mahallede bizim jenerasyonun anasının amına kaymış şımarık. Amcaoğlu Umut da bizim çocukluk arkadaşlarımızdan. Nereye lan? Böyle mi işe gidiyorsun? Lan somağa baksana. Umut da hainler arasında mı? Bak tavukçu yiyecek, tavukçu orada bak. Aaa tavukçu Murat. Horoz adam. Horoz men. Somağa baksana. Tufa buna niye tavukçu diyorlar Maruk? Maruk tavukçu dükkanları vardı ondan. Robinho'ya benziyor ama değil mi? Direkt Robinho, direkt hem de. Hoş bulduk abi. Somağı kes. Harbiden somağı kes. Yap özel hareketi yap.
Biz ne yapacağız şimdi kavga? Ne yapalım mahalledeyiz işte. Lamun ya mun ya. Aman abim gelmeden önce herkes şarap ısmarladı. Şimdi kimse bir sikim ısmarlamıyor. Kimse yok. En son hayranlara mı yazsak Instagram'da? Hayranlara da yazıyoruz. Hayranlar niye hep böyle yapıyor bize? Abi işte video atma ya falan. Oğlum sen de bir tane dokunmatik telefon alıp Instagram aç bu oğlum aman okuyayım. Açacağım kardeşim. Kızılderili gibi geziyorsun aman okuyayım. Hayran nereden yakalayacak seni be kardeşim? Tamam. Neyse diğer saniyelerde görüşürüz daha. Görüşeceğiz. Rahat olun be oğlum. Arkadaşlar şimdi 30 lira paramız var. Fatih 30 liraya neler yiyecek şimdi onu çekeceğiz. Mahallemizin lüks restoranlarından Çınar Lahmacun'a gidiyor. Zaten Fatih yüzünden büyüyemedi bu müessese amına koyayım. 30 liraya neler yenilir? Sosyal deney amına koyayım. Yardım aile var içeride. Tamam rahat ol bu. Lufa tutsayı çekebilirsin herhalde. Vatan çoğuma ustası. Çocuk domun ustası. Şevki abimiz var çetimiz. Hoş bulduk abi iyi sizi sormalı. Abi Adıyaman'daydım. Öyle 3 ay kaldım geldim. Erdem şefimizi çekebilirsin. Abi şeytan hakkındaki yorumların ne? Şeytan. Adamdır ya. Adamdır yani. Fatih acıkmış bir yemek yemeye geldik öyle. Fatih'in ağzında bak. Abi temizdir Fatih'in. Adamsın abi cansın. Unutmadı ha Fatih içine götürüp yok kimse. Özellikle sana sen de bana anlatırsın. Çınar Lahmacun Kurucuçeşme'de değerli en eski lokantalarından biridir. Uğradığınızda arkadaşlar yemek yemenizi şiddetle tavsiye ederiz. İlk açılmış lokantası. Neresi abi? Kurucuçeşme'nin Çınar lokantası. Arkadaşlar işte gördüğünüz üzere Tıfa'nın 30 liraya kuru fasulyeli pilav, cacığı. Oğlum cacığı zaten 30 liraya alamazsın. Ne anlatıyorsun? Amcaoğlu bu senin mahalledeki şeklinden kaynaklı ve sevilen bir isimsin yani. Allah razı olsun yani. Esnafımız bizi aç bırakmıyor. Esnafımıza binlerce kez teşekkür ediyorum. Mahalledeki çobağı. Tatlı mı yoksa? Salata da geldi. Fatih'e bakacağız. Şeytana bakacağız bugün. Harbi şeytana bakacağız. Şeytan bu mahalle senin arkanda olduktan sonra sen kolay kolay sırtın yere gelmez kardeşim. Şükür Allah'ıma. Hiç sıkıntı yok. Güzel insanlarla dost olmuşuz. Allah razı olsun. Neyse amcaoğlu afiyet olsun. Şeytan para kazanmadı. Dost kazanmadı dost. Aynen. Geldim otur da şu yemeği yiyelim ya. Ne? Otur da şu yemeği yiyelim. Tamam afiyet olsun kardeşim. Aşıktan ölüyoruz bu oğlum. Kasma kendini adam gibi yemek ye oğlum. Salata nasıl yenir göster insanlara. Oğlum biz sosyeteden gelme değiliz ki. Yarasın kardeşim ha. Şimdi arkadaşlar babam geldi. Şeytanla yine bir şey çekiyor sanıyor. Gel şeytan. Gel. Gel şeytan. Şimdi babam somağa baksana. Analiz yapıyor bize. Ne yapıyorsun baba? Canavar ya. Siz boş ver şimdi. Siz ne yapıyorsunuz? Biz oturuyoruz. Üfle Fatih. Ne oluyor? Ne yapıyorsun oğlum lavuk? Alo. He? Taşak geçecek adam mı bu lavuk? Taşak geçmiyoruz ki. Yani ne yapıyorsun? Video çekiyoruz baba. Vlog yapıyoruz gün içinde ne yaptığımızı. Senin alışkın olduğun bir şey aslında. Gözlüklerini çıkar oğlum. Sus bu oğlum. Belki adam nerede, ne yanlış anladı. Burada ne yapıyorsun burada? Burada oturuyoruz yemek yedik Fatih. Hani yemek yedik oturduk. Nereye? Ben gidiyordum ya bu lavuğun hayran kitlesi. Baba bunun hayranları hakkında senin yorumların ne? Fatih'in anlamadan bir videoyla hayran kitlesi sosyal medyada çoğaldı. Neyse şimdi o konuyu sonra bir daha görüşürüz. Aynen. Şimdi, Fatih'in hayranlarını beraber mi görüşürüz? Ya sal hayranlarım. Oğlum babanla konuşuyorum ne hayranı? Hayranına bana koyayım da. Bak hayranlar. Adam bak adam doğru diyor. Görüşürüz abi Allah'a emanet. Ali amca saygılar amca. Hadi şundan bir vlog yapayım da eve geleceğim. Yok şeye gitmeyeceğim ben. Nereye? Çarşıya geçerim de üstümü değiştirdikten sonra geçerim. Bu saatten. Ben tam çarşıya indim bunu yakaladım. Yakalanınca dedim video çekeyim dedim. Allah Allah. Sen de durum kontrol yapıyorsun yani bir şey içiyoruz mu çekiyoruz mu diye bakıyorsun da baba şu an. Çok şey adamdır. Acayip böyle var ya 10 numara güvenilir bir amına koyduğumuz oğlumuz da durup amına siktir oraya çıkıyor şeye gitmek için spora gitmek için saat kaç olmuş? Spora gideceğim demedim spor sonra gideceğim dedim yalan konuşmayalım. Bak kafa ne kadar çalışıyor değil mi? Baba peki senin kendi hayranların hakkında arkadaşlara askerlik yani anaları falan diyordu. Tamam anlatırız. Hayır bir şey son bir cümle söyle de adamlara yani seviyorlar seni. Ne diyeceğim adamlara ya? Adamlara diyeceğim şu anda bizim işimiz var.
arkadaş gibi bizim götümüzde pireler bale yapmıyor. Tamam, bizim devamlı sürekli işimiz var, yüzümüz var. Tamam gitti arada, arabanı da verin. Arada sığırlan da böyle işte kontrol etmek zorundayız. Malları da. He. Bir de diyor ki durum kontrolü yapıyorsun diyor. Aman akıdığımın oğlu. Durum. Abi siktir ki sikerim babanı. Sikmemez şeye mi, çarşıya mı sikmeyi? Ne eve çıkacağım video aman bitmeden eve mi çıkacağım ya? Burada takılacak yer mi bura? E ne yapalım? Ananın amanı ya, neye ne yapacağım? Sikeceğim kameranın amına. İşte. İşte. Reis'in yanına geldik sonunda. Onun da kendine ait bir hayran kitlesi var. Selamünaleyküm. Afiyet olsun abi. Güzel Rabbim şu güzelliği nasıl yaratmış ya. Özene özene yaratmış bu abi. Yine geldi, nihayet geldi yine. Ne yapıyorsun abi? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi, çocuklar dediler gardiyan abiyle video çek. Uğur amca mı bu? Yok yok. Ya Uğur amca sandım. Uğur amca. Ne yapıyorsun abi? Ne var ne yok? Adam sağ olun oğlum. Abi sağ ol da seviyorlar seni. Şu nur yüzünü görmek istiyorlar bu abi. Eyvah oğlum. Ne yapıyorsun? Şaraba düşmüşsün yine öyle diyorlar. Mahalledekiler kolpa olmuş be abi. Niye öyle oldu? İşler çok karışık. Allah Allah. Hiç kimsenin planı yok ama büyük işler kovalıyorlarmış. Öyle diyorlar. Recep abi. Recep abi çak onu abi. Abisi olarak çak. Hüküm ver ona abi. Tamam, beni tamam. Var ikiye bölse kolumu kıpırdatmam lan. Şundan, şundan. Abi şu şeyden parti hakkında görüyorum. Sıkıldın mı abi? Haber lan. Eyvah sıkılmış gardiyanlar. Gardiyandan mı sıkıldın abi sen? Gardiyan hep yap yap da ya adam daralmış amına koyayım. Gardiyan abi adamlar niye darlıyorsun be abi? Abi yapma seviyorlar seni abi. Bir hayran kitlen var yani şu somağın bile yani düşün hayran kitlesi var ya. Somağa yaşayacağız sonra hadi bakalım. İzleriz video beraber YouTube'da. Ya Recep abi kanser etme sen de bu oğlum. Recep abinin sıkıntıları var öyle. Ne sıkıntısı var? Bunalımda adam. Abi ne anlatıyor be abi? Dur lavuğu video çekiyorum abi. Gardiyanı çek. Karayip korsanları 5. Ne? Karayip korsanları. Gardiyan abi kaçtan beri buradasın? 7 geldi ben. Yeni mi geldin? Abi kapat bu oğlum. Sağ olun bu oğlum. Abi niye böyle yapıyorsun ki? Kardeşlerini niye kırıyorsun bunu? Reis başladı. Başladı gide. Şeyden hep senin ayağını oluyor ha. Bu adamların hiç bende derdi yok ha. Erdem videoyu kapat da belki kendimizi kurtarırız oğlum. Sağ ol tamam. Kendimizi ben ne kurtaracağım ki? Sağ ol yani. Şey yok diyor anladım. Geliyor adamın akayı. Ya neden oğlum şeytan sen de adamları kanser etmişsin bu oğlum. Seni görenin abdesti kaçıyor ben anlamadım. Millete bahane buluyorsun aman okuyayım bir de. Recep abiyi bile delirtmişim bu oğlum. Recep abinin kimseyle işi olan bir adam değil be kardeşim. Arkadaşlar mahallemizin çarları da bu şekilde işte. Burası bizim çayır biçimiz. Burada oturuyoruz. Burada atmosfer biraz ateşlendi. Ondan dolayı diğer saniyelerde görüşürüz. Burayla beraber olalım. Ne çağırıyor? Burada burada. Burada burada. Herhalde sanki. Zaten şu kavağı burada kurulmuş. İşte. Geldiler mi? Hala mı? Geldiler herhalde. İşte gardiyan abimiz kendileri. Bak bak şimdi gel. Karayip korsanı mı? Direkt Karayip 3. Uçan Hollanda'da da Davy Jones moruk. Gardiyan abinin de çok canı sıkkın. Karenin hep canı sıkkın ya. Niye moruk? Bilmiyorum sıkıntı var. Gardiyan abam var diye gülüşünden ver ömrümden al oğlum. Etil alkol mü içiyor? Yelek ha etil içiyor. Sek içmeye başlamış etili. Mecbur. Kafa yapmıyor herhalde. Senin bu halin ne olacak şeyti? Benim bu halimden cahil. Hala mı? Gardiyan abi. Beş numaralı bakış. Yani, sağ olun oğlum adamları. Neyse burada çayır biçi sonlandıralım burada.
Sikerim belansın. Senin ya. Lafın değil mi kanka? Ya benim lafım ha. Olabilir. Ağam yüz şeytanın lafıdır. Şimdi gardiyan abinin filan da eşkali gördünüz bizim mahalle böyle çarpıyor da bugün pazar günü herkes bir yere bir şey çekmeye gitmiş. Şeytanım ağrıman kaldı zaten yanarım ona yanarım. Ben de yarın İzmir'e gidiyorum beyler. İzmir yolcusuyum. Adam. Ondan dolayı bugün videoyu basma abi basma daha sürecek. Ben kes dediğimde kesersin. Heh. Gideceksin mi sen? O ara Mehmet abinin de işleri var kesiyorum masayla falan. Dur dur abi yapma. Video böyle oldu bugünlük. Hiç yoktan iyidir. Bir şey içseydik daha renkli olurdu da ben zaten bir şey de içmiyorum. Şeklimiz de yoktu. Şeytana da bir şey içiremedik. Şeytan Fatih cezaevine girmezse mahalleye geldiğinde bol alkollü bir video çekeceğiz. Evet. Umarım memnun kalırsınız. Diğer serilerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Müebbete bağlı.